Yeşil eşya yaratıcısı Kovey, toplum ve sporcu sağlığına katkı için sporu destekliyor. Çok zorlu bir şampiyon olacak. Şampiyon olurum. Çünkü çok iyi çalıştım. K1-16'lı finalde ben olacağım. Türkiye, Zamik geliyor. Değerli izleyiciler, işte gece başlıyor. Mehmet Özer ile Zamik Atakişiyev arasındaki olağanüstü kapışmayla 8. turnuvaya start veriyoruz. Bu akşam buradan bir şampiyon çıkacak ve bu şampiyon sevgili izleyiciler K1'de Asya Çimpisi'nde kendi ülkesini temsil edecek. Değerli izleyiciler, Mehmet Özer ve Zamik Atakişiyev'in açıklamalarını az önce izlediniz. Şimdi Trabzonlu Mehmet Özer ringe çıkarken Zamik Atakişiyev de şu anda ringin içinde ve Bülent Ülke'nin yanında Federasyon Başkanı, Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı varmış, söz kendisinde. Hemen arkamızdalar. Bilgehan Demir, hemen arkandayız. Şöyle başlamak istiyorum muhteşem geceye, şu sözlerle: bugünleri de gördük. Sayın Salim Kayıcı ile birlikteyiz. Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı, bugünleri de gördük. Bu gece buradan bir sporcu Türkiye ayağından K1'de 16'lı finale gidecek. Bu geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? İlk başta Fox TV olarak kickboksa vermiş olduğunuz değerden dolayı çok teşekkür ederim. Kickbox ve Fox TV burada bir ilki yapıyor ve K1'in çok güzel bir gecesi olacağını düşünüyoruz. K1'deki sporcularımızın Türkiye'de Türk olan sporcularımızın yurt dışında çok iyi ülkemizi temsil edeceğini umuyorum. Çok iyi bir gece olacağını umuyorum. Buradaki bütün sporcu arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yeniden Bilgehan Demir'e döneceğiz ama Bilgehan, şunu da belirtelim. Hem sahne arkasında hem ringin etrafında çok sürpriz röportajlarımız olacak. Muhteşem bir gece bizleri bekliyor. Yeniden senin anlatımınla birlikteyiz. Teşekkürler Bülent. Murat Uslu da bizlerle birlikte röportajlarla olacak. Toprak Sergen ring içinde olacak. 1.83 boyunda 93 kilo sağ gardlı bir sporcu. Maç başlıyor, turnuva başlıyor, heyecan başlıyor sevgili izleyiciler. İşte Mehmet Özer. 93 amatör maçı var. 82 galibiyeti var. 36 Trabzonlu Mehmet Özer. Amatör Türkiye'nin Avrupa kickboks şampiyonu olarak burada. Hüseyin Akçay ve Adnan Artam antrenörlüğünde Topuz Prodüksiyon menajerliğinde çalışıyor. Wushu Sanda da spora başladı. Siyahi ve hakem Flying Türk, uçan Türk John Mehmet Özer Benhout. Kırmızı köşede. Hollanda'da. Okay, shake hands. Okay. İşte birbirlerine başarılar dilediler ve ağır siklette 8'li turnuvanın ilk kapışması başlıyor. Ringmasters Olympia. Şampiyonluk gecesi, bakın K1 logosu da burada. K1'in başkanı da gelecekti ama maalesef uçak seferlerinin akıbetini biliyorsunuz son zamanlarda. O da ona takılmış vaziyette. Ama Peter Ars İstanbul'da bu salonda. İlk round başladı. Haydi kolay gelsin. İnşallah buradan bir Türk dövüşümüz tabii hakkıyla çıkar, şampiyonluğu ülkemize getirir. Mehmet Özer kırmızı köşede, mavi köşede Zamik Atakişiyev. Mersin'de antrenmanlarını yaptı, Mersin'de çalıştı. Bu maça öyle hazırlandı. Bir back kick yapıyor Mehmet Özer. Mehmet Özer de İzmir'de yaptı çalışmalarını sevgili izleyiciler. Ve sert yumruklar gelmeye başladı. Tabii enerjilerini tasarruflu kullanmak zorundalar. Bu gece şampiyon olabilmek için bir gecede 3 kapışmadan da galip ayrılmaları şart. Mehmet Özer üzerine gitti. Hemen kontraya çıkıyor Zamik Atakişiyev. Low kickler. Henüz ikisi de o meşhur high kicklerini atmadılar.
İkisi de yüksek tekmeleri mükemmel yapıyorlar. Sağ sol koşarak gelme. Başladı orada, nefis yumruklar attı Zamik Atakişiyev. Azeri dövüşçü iyi yumruklar atıyor. Mehmet orada fena yakalandı açıkçası. Zamik dönerek tekme gelecekti, olmadı. Zamik yumruklarıyla ilk rahatta genelde yumruklarıyla rakibin üzerine gidip sonraki rahatlarda tekmelerini konuşturan bir isim. Ama bacakları hatırlayacaksınız Çorlu'da yapılan karşılaşmada ve Kırıkkale'de yapılan karşılaşmada bacaklardan maçı bırakmıştı Bahadır Sarı karşılaşmalarında. Dönerek bir spinning back fist yapacaktı, olmadı. Love kick tekrar. Mehmet Özer gecenin ilk karşılaşmasında Zamik Atakişiyev'le ilk roundda artık son 50 saniyeye doğru gelmiş vaziyetteyiz. Bir tane sol koşa geldi Zamik Atakişiyev'den. Zamik'in birkaç yumruk belki önde olduğunu söyleyebiliriz. Dönerek bir spinning back fist vuruyor. Mehmet Özer, İslam Akgül antrenörlüğünü yapıyor sevgili izleyiciler. İzmir bölge temsilcisi aynı zamanda. Midesine atmak istedi direkt yumruğu, sonra sol koşa denedi Zamik, olmadı. Şimdi bakın orada dönerek bir high kick denemesinde bulunuyor Mehmet Özer. Atılan sağ sol koşalar boşa gitti. İlk roundda birbirlerini daha çok tartmakla yetindiler. Bu karşılaşmanın galibiyle sevgili izleyiciler, Konstantin Gulov, Brian Thomas maçının galibi karşı karşıya gelecek bu gece yarı finalde. Birazdan erken final olarak nitelendirilen Letonyalı Konstantin Gulov'la Brian Thomas arasındaki, ünlü Brian Thomas arasındaki maç var. Bu karşılaşmanın hemen arkasından turnuvanın ikinci maçı olacak. Okay, then back to basics. Grab your shell toes and your fat laces. A little hand clap for some funk faces and make your body. İkinci round tabelası havada. Pozisyonlar ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Burada dönerek bir tekme denedi Mehmet Özer. Ancak isabetli olmadı maalesef. Trabzonlu aslen Mehmet Özer. Kariyerinde 15 maç var. 12 galibiyet. Ki 5'i knockout'la 3'te yenilgisi bulunuyor Mehmet Özer'in. 93 maç yaptı amatörde, 82 galibiyet var, 30'da nakavtı bulunuyor, 11 mağlubiyeti var amatörde Mehmet Özer'in. Avrupa kickbox şampiyonu Bako'da, 3 kez dünya üçüncülüğü var, Muay Thai'da Avrupa şampiyonu, Wushu'da, Kung Fu'da dünya ikinciliği var dünya kupasında. Box, kickbox yaptı, Muay Thai ve Wushu yaptı. Türkiye şampiyonu, milli sporcu, 2001 yılından bu yana bütün branşlarda Türkiye şampiyonluğu yaşadı Mehmet Özer. Dünyanın birçok ülkesinde maça çıktı. İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Tayland, İsviçre, Hong Kong, Ukrayna, Rusya, Çin, Avusturya, Letonya, Azerbaycan. Daha nerelerde maçlara çıktı Mehmet Özer. Mehmet Özer şimdi arkasını dönüyor. Hakem John Beyhout Hollandalı uyarısını yaptı. Dönerek bir tekme atacaktı, olmadı. Zamik de henüz tempo vermedi maça. O da kontrollü gidiyor Mehmet Özer, çünkü çok çok tehlikeli bir isim. Bunu iyi biliyor Zamik Atakişiyev. Azerbaycan'dan sevgili izleyiciler. Bakü'de yaşıyor ailesi ama kendisi Mersin'de hayatını devam ettiriyor. Orada ekmek parasını orada kazanıyor. Kickboksun dışında başka işler de yapıyor sevgili izleyiciler. Bu arada Mehmet Özer orada bir anda yerde kaldı. Nasıl oldu tam anlayamadık. Bir high kick Mehmet Özer'den. Sol direkt uzattı. İyi kaçıyor Mehmet Özer. Arka arkaya yumruklar deniyor Zamik Atakişiyev. Love kick tekrar. Sol direkt uzattı. Zamik kaçıyor bu yumruktan. Ensesine yumruklar gelmeye başladı. İkinci haftayız sevgili izleyiciler. 1 dakika 27 saniye oldu. 1,5 dakikalık zaman dilimi geride kaldı. Love kickler tekrar.
Mehmet'in bu low kickleri artırması lazım. Zamik çünkü bacaklardan zaman zaman maç bıraktığını hatırlarız. Bir sol koşa geliyor Mehmet Özer'den. Dönerek bir high kick'a olmadı. Azerbaycan'da kardeş ülke. Tabii Türkiye'den bir şampiyon çıkmasını isteriz. Ama Türkiye'den olmazsa neden Azerbaycan olmasın? Mehmet Özer'de hafif bir yüzünde deformasyon. Sol high kick çıkartıyor. Zamik Atakişev sol direk uzattı olmadı. Ve birbirlerine yapışıyorlar. Bir gecede 3 maç kazanan Kabir şampiyonu olacak burada İstanbul'da. Ve sevgili izleyiciler Asya GP'sine gidecek. Sezon şampiyonu olabilmek için bundan sonra çok zorlu bir yola çıkacak. Zamik Atakişev bir sol koşa vuruyor. Sol direkler. Mehmet Özer irtifa kaybetmeye başladı. İslam Hoca da bakın orada. İslam Akgün. Son talimatlarını veriyordu. Zamik yine sol koşa denedi. Midesine direkt bir yumruk vuruyor. Ve roundu tamamladık sevgili izleyiciler. Zamik kazanacağı yönünde oy kullandılar. Ve hemen ardından da Zamik Atakişev. Yüzde olarak %18'di. Zamik Atakişev ya da Mehmet Özer'in şampiyon olabileceği konuşuluyordu yapılan ankette. Şimdi bu ikili erken finalde karşı karşıyalar. Dönerek bir spinning back fist tutmadı. Sağ sol koşeler tekrar. Bakın bu arada Mehmet Özer'den inanılmaz yumruklar. Dönerek bir back kick. Clean the corner. Clean the corner. Hey. Bir sol direk. Bir sol direk daha. Low kick tekrar. Mehmet Özer. Biraz temposunu arttırması lazım. Rakibi bir kez yıkarsa Mehmet Özer o zaman maçta dengeyi getirebilir. Hatta öne bile geçebilir. Bir diz darbesi. Bir diz darbesi. Dizi atarken yerde kaldı Mehmet Özer. Break. Step back. Don't turn around. Break. İşte bakın İbrahim Hacı Osmanoğlu da izleyiciler arasında. O da bir Trabzonlu. Mehmet Özer için burada Selçuk Aydın'ın en büyük destekçisi diyebiliriz. Onun her zaman yanında olan birisi. Trabzonluların yanında olan birisi. Yine bakın Mehmet Özer. Orada dengesini kaybediyor. Mehmet Özer üzerine bekledi. Bir sol direkt daha alıyor. Zamik Atakişev'den. Sol direk uzattı tekrar. Bir low kick bacak içine doğru. Bel altı bir vuruş gibi hakem hemen durdurdu.
Orada hakem ama bel altı vuruş sebebiyle değil. Yüzünü temizleyecek sevgili izleyiciler. Mücadelenin hakemi John Bayholt. Hollandalı sevgili izleyiciler. Ve şunu belirtelim, uluslararası hakemler idare ediyor karşılaşmaları, yönetiyor. Dönerek bir high kick. Masa hakemleri de yabancı sevgili izleyiciler. Şimdi bir tane sağ köşe ve Sami Katakişi Mehmet Özer'i yatarıyor. 3, 4, 5, hakem six, içeri sokmadı. Seven, Mehmet Özer yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Nine, ten, bitirecek gibi bitirdi. Sami Katakişi nakavta kazanıyor. Evet sevgili izleyiciler, tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Hemen doktorlar geliyorlar, müdahale ediyorlar. Bir travmatoloji doktoru, bir ortopedi doktoru burada hazır bulunuyor. Zabik kazandı. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda sevgili izleyiciler. İnanılmaz yatırdı. Zabik Atakişi'ye geceye galibiyetle başladı. Ve bu sol koşeyle de bir kez daha yatırmıştı. Sonrasında bu ve ardından bir tane daha geliyor. Sami Katakişi'ye 3. haftada inanılmaz bir performans. Sonrasında işte bu son. Mehmet Özer eleniyor. Sami Katakişi'ye bir üst tura çıkıyor. Bu gece yarı finalde bir maç daha yapacak. Konstantin Kulo. Evet çok önemli bir isim. Prime Domus maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Sami Katakişi'ye sevgili izleyiciler. Bu arada sevgili izleyiciler. Evet Sami Katakişi. Evet Sami, zorlu geçen izliyoruz. Maçın ardından Mehmet Özer'i yenmeye başardın. Neler söyleyeceksin? Evet bu daha iç maçım. İnşallah diğer maçlar bundan daha iyi olur. Ve şampiyon ben olurum. Kendini biraz yordun, 3 round sürdü. Bakalım bir sonraki maçlar ne olacak? Ben yorulmadım, atılmak içindi bu. İyi geldi. Peki, başarılar. Bayanlar baylar, böylelikle gecenin evet, sevgili ağır sükletteki Bülent ilk müsabakası sonuçlanıyor. Hakemin kararları başhakem Murat Dodurga tarafından bize verildi. Herhalde Hacı Osmanoğlu var, söz kendisinde. Bayanlar baylar, ilk maçın sonucunda galip gelen 3. roundda knockout'la Azerbaycan'dan Sami Atakişiyev oluyor. Sami kazanıyor sevgili izleyiciler. Değerli misafirler, Bülent Ülken, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında. Teşekkürler Bilge Andemir. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile birlikteyiz. Sayın Hacı Osmanoğlu, Trabzonlu Mehmet bizi üzdü. Sami gecenin ilk yarı finalisti oldu. Hiç de beklemediğimiz bir knockout. Hemşeriniz Mehmet Özer'den. Evet. Siz de çok yakından izlediniz. Şu neler söyleyeceksiniz maçı? Ben de maçtan önce ikisinin kariyerini sordum yani. Nasıl diye. Ya birbirlerine yakınlardı aslında ama dövüşürken Azeri kardeşimiz daha bir profesyonel yakın dövüşüyordu. Ama nakavt olmaması lazımdı. Tabii Trabzonlu olarak nakavt oluşundan da üzüntü duyuyoruz. Evet. Ama ben biliyorsunuz bu sporun kickbox bölümünde değilim, boks bölümündeyim. Tabii Selçuk Aydın'la birliktesiniz. Evet. Yani ben de bir otobüs kardeşimiz bu organizasyonu yapıyor. Selçuk'un organizasyonunu da ona verdik. O yapacak. Evet. Onun için hem ortamı göreyim dedim. Hem de işte burada da hemşehrilerimiz var. Türk vatandaşlarımız var. Onları da seyredelim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Yeniden birlikte olacağız. Ben teşekkür ederim. Sevgili Bilge Andemir, Sayın Hacı Osmanoğlu ile birlikteydik. Gecenin ilerleyen bölümlerinde yine senin de soruların olacak. Yine ben burada olacağım. Şimdilik sözü sana bırakıyorum. Trabzon'dan Mehmet Özer oluyor ama evet gerçekten zor bir maç oldu. Şimdi burada her şeyin öncesinde Sami kazandı ve yarı finale çıktı. Kardeş ülke Azerbaycan. Kötü bir olay değil, sevinmemiz lazım. Mehmet Özer maalesef kaybetti ama maalesef kaybettik. Ama burada Mutlu Karabulut da var. Mutlu Karabulut çok önemli bir dövüşçü. Mark Fliger'le kapışacak birazdan. Sevgili izleyiciler, çeyrek finalin ikinci kapışması birazdan başlayacak. Ama sizlerden önce kısa bir ara rica ediyoruz.